örgütçü. Bu örgütçü değil. Ne yapıyor? Örgütçülerle İsraillileri ayırıyor. Bu örgütçü. Arkadaş sen laftan anlamıyor musun? Ben seninle böyle anlaşmadım. Benim askerim öleceği zaman ben anlaşma tanımam. O zaman gidip Güneydoğu'da savaş. Niye saklanmak istiyorsun? Ben bunların tepesindekileri alacağım. Zaten ayakçılarını o kadar çok öldürdüm ki. O yüzden mi Kaşifoğlu'nu öldürdün? Hainlerin yaşam hakkı yok. Hele benim dünyamda hiç yok. Benim sözümü dinlemeyenlerin de yaşama hakkı yok. Sana söylüyorum. Alın bunu. Sen zaten Kaşifoğlu'nu öldürecektin. Şimdi niye bana afra tafra yapıyorsun? Sen adamı öldürme zevki yaşarken burada bir sürü askerimiz öldü. Ben buraya gelmesem herkes ölecekti. Sen çağırdığın için gelmedim. Kaşifoğlu'nu öldürmesen hiç kimse ölmeyecekti. Sokun arabaya şunu Abdülay. Sıkacaksan burada sık Polat Alemdar. Sıkacağım zaman sana sormam. Ben hayatımda kurşun yemekten korkmadım. Bu saatten sonra da korkacak değilim. Sağ ol koçum. Sen Cahit'le kalırsın. Alın şehidimizi. Cahit, sen askerlerle kal. Bunların fotoğrafını çek. Parmak izlerini al. İstihbaratta buluşalım. Tamam abi. İsrailli miydi onlar? Ya kim olacak başka? Suriye istihbaratından da olabilir. Öğreneceğiz. Kaçak olmak zor iş. Hele öyle olmak daha da zor. Nereye götürüyorsunuz beni? Gidince görürsün. Bak ben sıkıntılı yerde kaçarım duramam. Sonra seninle iyice bozuşmayalım. 5 yıldızlı otelde ağırlayalım seni. Ben misafirlerime iyi bakarım. Polat Alemdar. Yüzünü değiştirirsin. bu devlet için bir fedakarlıktır. Aynı yüzle bir sürü iş yapmak iki fedakarlıktır. Ha, bu işleri yaptın diye kaçmak, yıllarca saklanmak, ölü gibi davranmak, işte o baba yiğitliktir. Ne oldu? Yoruldun mu baba yiğitlikten? Buradan çıkmayacaksın. Buranın beşi duruyor. Ama yıldızları dökülmüş. Neyse. Devletimiz bize nereyi layık görmüşse orada kalırız. Abdülay! Nereye gidiyorsun? Abi arkada çıkışı var. Orayı sağlam bir kilitleyelim. Bin arabaya bin. Siz de gelin buraya. Bu adam buradan çıkmayacak. Eğer buradan çıkarsa, geldiğimde cesedinizi bulayım. Yoksa ben sizi öldürürüm. Kapıları örtün. Bu saatten sonra bulduk gene kendimize bir komutan. Abi buradan kaçar. Kaçsın. O Suriyeliler diye tutuşuyor. Bir tane adama dikkatli baktı. Büyük ihtimalle Suriye istihbaratından. Ne örgütçü, ne İsrailli. Abi, İsrailli ile Suriyeli hayatta yan yana gelmez. Menfaatler kimleri yan yana getirmedi ki onları da getirmesin. Abi biz herkesin ayrı ayrı peşine düşemeyiz. Sen Kara'yı niye kapattın o zaman buraya? Ben de böyle peşine düş diyorum Abdülay. Kara Suriyelilerin ardına gitsin, biz de İsrailli timcilerin. Adam gözümün içine baka baka kafa kesti. O kafa bu topraklardan ayrılmayacak. Memati abi geldi mi? Hayır Pusat Bey gelmedi. Yeter yoruldum ben. Sonra yatakta kıvranıyorsun. Biraz daha yürü. Anne, Pusat'a Fırat'ı ne zaman söyleyeceğiz? Şimdi değil. Sorup duruyor Memati abi niye delendi? Niye Zaza'nın üstüne gitti diye. Sorsun. Bir de Pusat'la uğraşamayız. Zaza ölsün söyleriz. Öldü mü? Ortada yok. Nereye baktıysam çıkmadı ortaya. Sen yaralı mısın? Bir şeyim yok. Hüsnü kıyafet getirecek. Otur şöyle. Pusat'a bir şey söylediniz mi Fırat'la ilgili? Yok. İyi. Yenge, Zaza ölene kadar buradan çıkmayacaksınız. Başka koridorda bile gezmeyeceksiniz. Ben adamın canını yaktım. Saldıracaktır. Yarın sabahtan itibaren yine üstüne gideceğim. Eğer yakalayamazsam ilk geleceği yer burası. Üçünüzden başka da canımı yakacağı bir şey yok. Aklın bizde kalmasın. Sen yeter ki Zaza'yı gebert. Bir şey çıktı mı Cahit? Abi kimlik bilgileri çıkanlar örgütçüler. Fotoğraftan ya da parmak izinden bir şey çıkmayanlar hangi tabiyetten onu araştırıyorum. Tim komutanı bu. Abi, Eşref Bey sabah seninle görüşmek istiyormuş. Özel bir yer ayarlamış. Tamam, görüşelim. Abi bir bakar mısın? Senin adam Lübnanlı mimar çıktı. Dubai'de iş yapıyorlarmış. Kimliklerinden bir tanesi bu demek. En son ne zaman Dubai'deymiş bir öğren. Mossad Dubai'de bir otelde operasyon yapmıştı. El-Mabmuh'u öldürdüler. Güya İran silahlarını Gazze'ye sokuyormuş. O ekiptendir. İstanbul'a hangi kimlikle girmiş öğrenmeye çalışın. Bütün havalimanlarına, sınır kapılarına haber verin. Tamam abi. Bu oteli bir araştır Abdülay. Birilerini de yolla izlemeye alsın. Sonra da biz gideriz. Otelde ne var ki abi? Bilmiyorum, bakacağız. Beceremediniz. Beni rezil ettiniz. Kaç tane askerini öldürdük Türklerin, yetmiyor mu? Yetmiyor. Senin kaç adamın öldü? Hepsinin kimliği ortaya çıkacak. Polat Alemdar bu işin peşini bırakmayacak. Ne korkutmuş Polat Alemdar seni? Kurşunu ben yedim ondan. Sen değil. Tamam, iade ederim sana sıktı kurşunu. Hiçbir şey yapmayacaksın. İsrail'e dönüyorsun. Gel. Efendim, Joseph Bill'in buraya geldiğini bildirdiler. İyi. Sen git. Şimdi ben bu Amerikalıya ne diyeceğim? Hı? Her zamanki yalanlarından birini söyleyeceksin. İstanbul'u yarın terk ediyorsun. Tamam anladık. Uzatma. Beceriksiz. Otele mi gidiyoruz? Hayır. Nereye gidiyoruz? Çalışanlarınızla ilgili bilgi alabileceğim başka dosya var mı? Bir saniye. Buyurun. Bu ayrılmış galiba. Bir bakayım. Aa evet, o 2 yıl önce ayrılmıştı. Başka şehre taşındı da o yüzden. Buyurun. Yabancı uyruklu çalışanlarınız da var. Evet, o resepsiyonistimiz. Ulaşımı kendiniz mi sağlıyorsunuz, yoksa dışarıdan mı alıyorsunuz? Dışarıdan sağlıyoruz. Çoğunlukla yabancı müşterileriniz hangi ülkelerden? Genellikle Avrupa ülkelerinden. Almanya, İtalya, İngiltere... İranlı veya İsrailli müşterileriniz oluyor mu? Çok nadir olur. Bu yıl hiç olmadı mesela. Peki. Uzun süreli kalan müşterilerinizin listesini alabilir miyim? Tabii. Onların dosyası ayrı. Bir saniye. Buyurun. Efendim, mümkün değil bizim personelimizin bu işlere karışması. Biz her personelimizin kimlik bilgilerini hem emniyetle hem istihbaratla paylaşıyoruz. Peki son bir haftada otelinize kayıt yaptıran İsrailli, Arap ya da İranlı müşteriniz var mı? Bildiğim yok ama tekrardan inceleyelim. Bir şey yok abi. Otelimize dışarıdan da çok sayıda müşteri geliyor. Yemek için, bir şeyler içmek için. Onlardan bir tanesinin kibrit alıp çıkması da mümkün. Mümkün tabii. Hangi hizmetleri dışarıdan alıyorsunuz? Kuru temizleme, yiyecek malzemeleri ve transferlerde destek alıyoruz dışarıdan. Abdülay, sen temizleme için giren çıkanların kayıtlarına bak. Cahit iyice işine baksın. Ben de müdür beyle şoförlere bakayım. Tamam abi. Dosyalar burada mı? Buyurun, aşağıda. Duydun değil mi olanları? Ben seni fellerin elinden kurtarıp hayat şansı verdim. Sen bana minnetini böyle mi gösteriyorsun? Yemin ederim ki... Ya kutsal kitap üzerine yemin ederim ki... Benim sonradan haberim oldu. Senin haberin olmadan bir İsrail ajanı buraya tatile gelemez. Aslında konunun bizimle alakası yok. Örgütteki ajanlar buna dahil olmuş. Hepsine hakaret ettim. Analarından emdikleri sütü burunlarından getireceğim. Sana son bir kez daha söylüyorum. Bu toprakların, bu bölgenin sahibi benim. Ya dediklerimi yapacaksın ya da yok olacaksın. Ne içersin? Viski olur mu? Kızınla görüşebiliyor musun? Niye buna tahammül ettiğini anlayamıyorum. Neticede o senin kızın ve sen kızını seviyorsun. Polat Alemdar'ı neden aradan çıkarmıyorsun? Seni ilgilendirmeyen konularla kafanı yorma. Sana ne emrediyorsam onu yap. Genelde çalıştığınız şoförlerle uzun süreli çalışıyorsunuz. Evet efendim. Bu arkadaş 4 ay önce başlamış sizinle çalışmaya. Bir bakabilir miyim? Evet. Tanıdığım kadarıyla çok dürüst, temiz ve çalışkan bir şoför arkadaş. Kamera kayıtlarına bakalım son 1 haftalık. Buyurun, olur. Buyurun. Efendim İnci. Evet, işim var. Ne zaman gelirim bilmiyorum. Bekleme beni, sen uyu. Ben de. Görüntüyü yaklaştırabilir miyiz? Tabii ki. Biraz daha. Bu adamın kim olduğunu, kimlik bilgilerini, adresini verir misiniz bana? Tabii. Ama ne çıkacak ki? Bilmiyorum. Belki de dediğiniz gibidir. Bir müşteri alıp kibriti çıkmıştır. Bir yerde bırakmıştır. Oradan da başka biri almıştır. Palto için sağ ol. Otur yemeğe beraber yiyelim. Afiyet olsun abi. Koçum, ben yemeğimi yer, yatar uyurum. Siz boşuna dışarıda üşümeyin. Girin arabanıza, oturun. Tamam abi. Hadi. Hadi, hayırlı akşamlar. Kıyafetlere yakmış mı? Evet abi. Abi bence asıl eşyaları toplamış çıkmış. Botları niye yıkamış? Kıyafetleri niye yakmış? Ya bizim peşlerinde olduğumuzu öğrendiler... Ya da plan değiştirdiler. Abi başka bir şey yok. Çocukları çağırayım nöbet tutsunlar. Sabah bu bankaya gidelim. Abi ne çıkacak ki bankadan? Abdülay gizli kasası vardır, oradan buluruz. Dalga mı geçiyorsun abi? Evet. Ben ne bileyim bankadan ne çıkacak? Bilsem zaten söylerim, senden mi saklayacağım? Telefon numarasını al Cahit, görüşmelerin dökümünü çıkar. Tamam abi. Uykun mu kaçtı kızım? Yok, daha uyumadım baba. Neden? Polat'ı bekliyorum. Arasaydın ya kızım. Bazen gelmediği de oluyor. Siz niye uyanıksınız? Camiye gideceğim. Bu saatte? Sabah namazı için kızım. Evde kılınmadığını bilmiyordum. Hah, geldi. Hoş geldin. Niye uyumadın? Seni merak ettim. Hadi uyu şimdi. Sen? Biraz babamla konuşayım gelirim. Peki. İyi geceler. Hayırdır evladım, ne konuşacaksın? İnci gidip yatsın diye öyle dedim baba. Hata yaptım değil mi evlenerek? Evlenmen değil, ondan önce yaptığım hataydı. Kötü mü aramız? Yo, evcilik oynuyoruz işte. Bu yaşta evcilik oynanmaz. Hele insanların duygularıyla hiç oynanmaz. Ya benim duygularım? Leyla'yı seviyorsun değil mi? Söyle. Yok bir şey. Maşallah. Ben sevdiğimle arama kimseyi sokmam. Sen de baban gibi olsan hiç üzülmezsin. Günaydın. Günaydın kızım. Nereye gidiyorsun? İşe gidiyorum. Beni de getir. Ninen ne kadar üzülür sen yanında olmasan. Ninem hiç üzülmez. Hem yürüsün, o da bizimle gelir. Hadi inşallah. Sen ninen yürüsün diye yanında ol, yürüsün, hep birlikte gezelim. Peki. Canım benim. Gel gel. Ne var? Bir daha öpeceğim. Anam, adam iki lokma yiyor, yemiyor belli değil. Niye her sabah düşüyorsun bu sofra derdine? Bir tek sabahları görüyorum. Kahvaltı bahanesi. Senin de işin zor. Ben çıkıyorum. Bir şey yemeyecek misin? Abdülay gelmiş, beklemesin. Polat, akşam yemeğinde hep birlikte olalım mı? Siz beni beklemeyin. Hep budur. Dünya kurulduğundan beri bekle ki herif milleti gelsin. Abi değiştireyim mi? Yok, kalsın. Günaydın nineciğim. Günaydın güzel kızım benim. Hadi çağır Hamide ninen de beni indirsin. Oğlumu çıkmadan bir göreyim. Oo, oğlun çoktan çıktı. Tüh, bu doktoru söyleyecek. Ben söyledim yürüyeceğini. Ne dedi baban? O benim babam değil. Kızım bak, o senin baban. Ya bak, bir daha böyle söylersen sana küserim nineciğim. Benim babam Joseph. Hayır, Joseph'in boyu devrilmesin. Aman. Sen burada bekle. Hayırdır Eşref Bey? Padişahlık mı, halifelik mi teklif edeceksiniz bana? Buraya çağırdığınıza göre. Padişahlık, halifelik bizim gündemimizde yok Polat Alemdar. Devir demokrasi devri. Biz artık bölgenin her ülkesine demokrasi modeliyiz. Çok mu önemli bu bölge için? Müslüman bir milletin demokrasiyle yönetilmesi tabii ki önemli. Buradan bakınca insanlar fark etmiyorlar ama bölgede Türkiye ve İstanbul gerçek bir cazibe merkezi. Yıllarca bütün 3. Dünya ülkeleri için New York nasıl kızıl elma olduysa bugün İstanbul kızıl elma. Bu bir proje. Ama bu bizim projemiz değil. O kadar emin olma. Seni anlıyorum. Ama bölgede kimse kutsal emanetlerin daha burada bizde olduğunu bile bilmiyor. Oysa bütün İslam dünyasının kalbidir burası. Sovata. Biz bu propagandanın çok gerisindeyiz. Çünkü kitle iletişim araçları hala Siyonistlerin elinde. Adamlar da göstermiyorlar ki Hazreti Ali'nin kılıcıyla Hazreti Ömer'in kılıcı burada yan yana durmakta. Hazreti Ebubekir, Osman, Ömer ve Ali'nin bir olduğunun bilinmesini elbette istemiyorlar. O bizim stratejimizdi. Cumhuriyetin stratejisiydi. Emperyal gücümüzü kaybettik imajını vermek zorundaydık. Bize bu sayede soluk aldırdılar. Yeterince soluk aldık mı? Hayır ama şartlar böyle gerektirdiği için yeniden stratejimizi oluşturuyoruz. Biz olmazsak ne Suriye'de ne Irak'ta sulh olmayacak. İslam dünyasını Şii ve Sünni diye ayırmayacak tek güç biziz. Bunun mümkünü var mı? Tabii ki. Bunun için hem İsrail'le hem İran'la hem de batılı devletlerle mücadele halindeyiz. Güç kimdeyse muhakkak merkez o olacak. Bir yerde sana katılıyorum. Biz ülke olarak İslam dinini siyaset üstü tutmaya çalıştık. İran'ın ya da eski Mısır'ın yaptığı gibi dini siyasetin emrine vermedik. Hatta bir yerde laikliğin siyaset tarafından Orta Doğu'da ön plana çıkarılması da bundan. İşte bu yüzden karşı propagandayla Türkleri dinsiz olarak lanse ettiler. Bu sarayda asırlardır aralıksız olarak 24 saat Kur'an okunur. Kara ile ilgili mi görüşmek istediniz? Evet. Çünkü İsrail örgüt kozunu sıcak bir şekilde oynarken ihtiyarların söylediği üzere Kara'yı sahaya sürmen lazım. Saklaman, ölü göstermen şeklinde değil. Kara bana geldiğinde bu işlere asla karışmak istemiyordu. Ama şimdi ben onu hapsetsem bile yerinde durmaz. Ben ihtiyarların dediğini ancak böyle yapabilirdim. Bir taraftan da Kara gibi karanlık bir adam geçmişin acılarını hatırlatırken en ön planda olmasını istemedim. Yine de senin daha fazla sahaya sürmeni istiyorlar. Yoksa başkaları Kara'yı kullanacak. Kimler? Kızım bu doktor kimdir, neyin nesidir? Anne, sizin içiniz rahat olsun. Eğer yürüyeceğinizden zerre şüphesi olsa böyle bir şey söylemezdi. Ben artık %100 inanıyorum yürüyeceğinize. Yılan. Efendim? Bir şey yok. Kara ile ilgili bir şey yok. Henüz yok savcı hanım. Kara'nın oğlunu bir alalım bakalım, babası ortlayacak mı? Polat Alemdar'ın ekibiyle birlikte savcı hanım. Olsun, alın. Emredersiniz. Sen burada kal Abdülay. Müdürle konuştum abi. Bir şey yok dikkat çeken ama seni bekliyor. Merhaba. Merhaba. İyi günler. Merhaba. Hoş geldiniz. Bana tam olarak neyi ve kimi aradığınızı söylerseniz. Bizim aradığımız bir adam evinden en son bankanızı aramış. Ya hesaplarıyla ilgili bir görüşme yapmış ya da personelden biriyle teması var. İsmi burada. Bakalım o zaman. Ceferede bank. Tamam. Tamam, anladım. Böyle bir müşterimiz yok. İşe yeni başlayan personeliniz var mı? Hayır. Son bir haftadır izinli olan, raporlu olan ya da işten ayrılan biri var mı? Derya Hanım ayrıldı ama doğumu yaklaştığı için. Biz yine de bir bakalım. Tabii. Nereye? Sigaraya çıkıyorum. Dur ben de geleyim. Bakkaldan alacağım. Sen bekle, ben gelince haber veririm. Bende var, boş ver. Öksürtüyor. Öksürsün ya, bir şey olmaz. Teşekkür ederim. Gel şurada içelim, ayıp olur. Hay Allah, unuttum. Ne unuttum? Bekle, 5 dakika bekle, geliyorum ben. Nereye? Geliyorum. Abi nereye ya? Ya bari ateşi verseydin. Ateşiniz var mı? Sigara içme. Sağlığa zararlıdır. Öldürür. Biz gidelim. Ben geçireyim sizi. Zahmet etmeyin. Estağfurullah, buyurun. Gelişme olursa ben size haber veririm. Ercüment nerede? Alo? Ercüment Bey şu anda yok. Kim arıyor? Numaranızı alayım. Tamam efendim, sizi arayacağım. Neredesiniz kardeşim siz? Müdür Bey, sigaraya çıkmıştık. Ercüment nerede? Müdür Bey, sigara almaya gideceğim dedi. Sonra birden ortadan kayboldu. Cepten arayın şunu. Peki. Efendim, bu sigarayı komple yasaklamak lazım. Hem milli servetimiz gidiyor, hem sağlığımız, hem de çalışamıyoruz. Bu Ercüment'in masasına bakabilir miyim? Tabii, buyurun. Cahit, Abdülay ile dışarıya bakın siz de. Tamam abi. Buyurun, şurada. Sağ olun müdür bey. Ercüment gelmez ama gelirse Cahit'i ararsınız. Bunları da alıyorum. Abi yok. Şu konferansa bakalım. Büyük ihtimalle şoför de bizim adam da orada buluşmuşlar. Belki başka bir iz daha yakalarız. Hadi daha hızlı. Alo. Tamam, geliyorum. Nasılmış? Ballısın, ballı Hüseyin. 2-1. Koçum bir çay versene. İsmail nereye? Hadi yürüyün hadi. Oluyor ya. Abi hoş gelmişsin. Al bu boşları al. Sen bilmiyor musun ben kıtlama için? Al. Sıraç geliyor mu buraya? Yok abi, Sıraç büyük adam oldu. Pek uğramıyor buralara. İyi. Herkese söyle. Kara 24 saat sonra Sıraç'ın kafasına sıkacaktı. Anladın mı? Tamam abi. İyi hadi git. Memur bey, madem savcı hanım çağırmış, alacaksınız tabii de. Savcı hanım yabancımız değil. Ben de Polat abiyi bir arayayım, o savcı hanımla konuşsun. Ne var Erhan abi? Babamı soracak. İlk defa gittiğimiz yer mi? Git git. Sanki daha önce böyle bir savcı gördün de. Yandı zavallı Ferman. Abimle Leyla yengemizin aşkının ilk kurbanı oldu. Alo. Alo. Alo abi. Ne saçmalıyorsun Erhan? Yalan mı abi? Yoksa Leyla yengemiz, pardon düzeltiyorum, Leyla ablamız Ferman'ı niye aldırsın? Sen niye gitmedin Ferman'la? Abi onun için aradım. Tamam, ben Leyla'yı ararım. Peki abi. Oh, yırttık. Erhan! Öğrendin mi Hüsnü? Efendim, tek tek bütün mezarlıkları araştırdım. Memleketine kadar sordurdum. Ne cevheri defnetmişler, ne de öyle bir talepte bulunmuşlar. Oğlum, kendi isimleriyle yapmazlar. Efendim, Münker Nekir'e soracak halim yok ya. Git sor. Sana bir iş verdim mi tam yapacaksın. Efendim, mecburen beni öldürmeniz gerekiyor. Çünkü bu dünyada soramam. Ayrıca genelde soruları onlar sorar. Hüsnü, çık dışarı. Emredersiniz efendim. Abi ne Leyla'sı şimdi? Gidip konuşayım ki çocukla uğraşmasın. Uğraşsın abi. Biz işimizi bitirelim, gidip alırız. Abdülay, şimdi Kara duyacak, Leyla'ya saracak. Tamam abi, işimizi bitirelim, yine gidelim. Abi biz seni adliyeye bırakıp devam edelim. Aferin Cahit. Uzatma işte. Abdülay onunla alakası yok, şişirme beni. Kapatayım teybi. Yok yok, sesini aç. Gel bakalım Ferman. Buyurun savcı hanım. Otur. Baban nasıl? Anlamadım savcı hanım. Babanı soruyorum. İyi mi sağlığı? Her şey yolunda mı? Dalga mı geçiyorsunuz savcı hanım? Dalga geçer gibi bir halim mi var? Babamın öldüğünü siz de bilmiyorsanız... Hem de yanarak öldü. Son bir kere sarılamadım. Bu babanın kaçıncı ölümü? Savcı hanım, sizin babamla meseleniz olabilir. Babamın yaşadığını düşünüyorsanız ve böyle bir şey varsa bana dünyaları vermiş olursunuz. Polat mı ezberletti sana bunları? Bak, bu işin şakası yok. Benim aldığım ne ilk, ne de son tehdit devlet tarafından. Dediğim gibi, babam sağ olsun, 1000 kere mahpus olayım. Buyurun savcı hanım. İçeride bir dinlen. Aklın başına gelsin. Belki babanla ilgili bir iki şey hatırlarsın. O zaman benimle görüşmek istersin. Alın emniyete 4 gün. Sonrasına bakalım. Başkanım, Sıraç arkadaş geldi. Acil sizinle görüşmek istediğini söylüyor. Yemek yiyorum, görmüyor musun? Başkanım, Kara haber yollamış. 24 saat içinde kafama sıkacağını söylemiş. Ben 24 saat de beklemem Sıraç. Başkanım, benimle ne iş olur ki? Belli ki sana mesaj göndermiş. Başkanım ne olur, hadi bir şey düşünelim. Başkanım ne yapacağız? Sus. Yeşillik ye. Belki beynini açar. Senin karşında gundi mi var? Anladık. Ya başkanım, yeşilliğin sırası mı? Başkanım ne olur, başkanım yardım et lütfen. Git görüş. Başkanım 24 saatte mi yaşamayayım? Ben sana ne yaptım? Madem sen bir şey yapmadın, Kara senin adını niye söylemiş? Başkanım yemin ederim ben bir şey yapmadım. Bak o ajan hep aynı şekilde çalışıyor. Hem benim sana yakın olduğumu da biliyor. Beni nereden biliyor? Başkanım vallahi bilmiyorum ki. Çok az vaktimiz kaldı başkanım. İyi git işte öğren. 24 saat çok uzun. Başkanım, başkanım ne olur bak beni öldürecek. Öldürecek olsa seni bulur kafana sıkardı. Haber yollamazdı. Başkanım lütfen başkanım ne olur kurtar beni başkanım. Hay senin başkanına. Sadece senin başkanın mıyım lan? Ne güzel. Bir an için sevinmiştim bu aşağılık ajan öldü diye. Başkanım, başkanım. Telefonuna bakmamaya alışkanlık edindim bakıyorum savcı hanım. Telefonuma bakmadığım zaman müsait değilimdir. Gelmene gerek yok. Ben seni muhakkak ararım. Öğrendin mi Ferman'dan babasının yerini? Dışarıda öğrenmezsem içeride öğrenirim. Leyla, ayıptır. Babası öldü diye çocuk yorgan döşek yatıyor. Sen ona bir de suçlu muamelesi yapıyorsun. Babasını anladık da çocuktan ne istiyorsun ya? Çocuktan istediğim tek şey var. Senin bana söylediğin yalanı tekrar etmemesi. DNA testini 1000 kere yaptırmadın mı? Benim yaptığım iş savcılık. Savcılığın birinci kuralı şüphe. Senin o testlerle oynamadığını nereden bileyim? Beni tutukla. Doğum günü kutlu olsun. Daha önceden yaptırmıştım. Bugün benim doğum günüm mü? Nice mutlu yıllara. İyi ki varsın. Açmayacak mısın? Ne güzel. Ya sabır çekerim. Çektikçe seni anarım. Allah çektirmesin. Ferman'ı bunu vermek için mi getirdin? O iş ayrı, bu iş ayrı. Söyle Kara'nın yaşadığını, biliyorsan yerini bırakayım çocuğu. Niye taktın bu Kara'ya? Faili meçhullerden nefret ediyorum. Bir tanesini bile aydınlatsam benim için önemli. Leyla. Kara öldü. Ben açarım. Aç bakalım fındık kurdu. Hoş geldin İnci. Hoş bulduk. Onlar ne? Pasta aldım. Akşam Polat'a sürpriz yapacağız. Ne sürprizi? Doğum günü bugün. Aa, keşke ben de sürpriz hediye versem. Bak, ben senin için hediye aldım. Bu ne? Kartın içine resim yapacağız. İyi ki doğdun, iyi ki varsın yazacağız. Süpersin. Attı bu kadını başımıza gitti. Hanım, İnci geldi, senin dizlerine derman oldu. Hala söyleniyorsun. O mu derman olacak, Allah olacak. O zaman Allah'ın misafirine söz söyleme. Misafirse başımın üstüne. Misafir bugün var, yarın yok. Ben öyle bir şey demedim. oğlum boşanır, evliliğini bitirir demedim. Ben alacağımı aldım. Sabah fısır fısır konuşmuşsunuz baba oğul. Kafasını taşlara daha çok vurur benim oğlum. İnşallah o Leyla yüz vermez ona, anlar nasıl büyük bir hata yaptığını. Ne oldu? Sıraç ortalığı ayağa mı kaldırdı? Abi ne yapmışsın? Herkes yaşadığını öğrenmiş. E yeter. Herkes kendisine çeki düzen verecek. Abi gördükleri yerde yakalarlar seni. Koçum, senin abin mapusa girmeyecek. Abini yakalamak için adamın 5 kilo ciğeri olacak. Kimde var o ciğer? Polat Alemdar. Ha. Polat Alemdar. Şimdilik iyi getirdik. Gittiği yere kadar. Sen söyle. Sıraç görüşmek mi istiyor? Evet abi. İyi. Git getir o iti. Abi özür dilerim. Telefon açık kalmış. Ben de kapattım. Cahit'le Abdülay nerede? Odanda bilgisayarla uğraşıyorlar. Dedim siz anlamazsınız ben bakayım diye ama... Buldunuz mu bir şey? Abi Kara mekandan kaçmış. Ne zaman kaçmış? Çocuklar sabah yanına girmişler, yok. Ferman'ı duymuşsa onun için kaçmıştır. Konuşmadı mı savcı hanımla? Savcı hanım beni görünce bırakacağı varsa da tutuyor. Abi buldum. Bu bizim şoför. Bu da bankacı. Şunu yakınlaştır. Dur. Şerefsiz bu. Şu kapıdan çıkan uzun saçlı adam. Zaza'yı bulun usta. Ne uzun saçlı adamı yok ortada. Şu işi halledeyim sana el atacağım. Usta girmediğim mekanı gebertmediğim adamı kalmadı. Sinirlerim jilet gibi. Cevheri gömmüş mü? Yok. Memati sen hastaneden ayrılma. Jilet olan sinirlerini de biraz daha bile. Siniri sağlam olan kazanacak. Usta... Sana yakışmıyor, ver ben çekeyim. Hediye, veremem. Kim ustaya tesbih hediye edecek Erhan? Kim o hadsiz? Elinden bırakmadığına göre ihtimal var. Ya İnci ya Leyla. Hangi kadın tesbih almış? Ömer babanındır. O ne Sıraç? Çantada kefenini mi getirdin? Abi... Ne zaman sonra görüyorum seni. Elimiz boş gelmeyelim dedik. Bu kadar mı lan canının diyeti? Abi sen böyle konuş. Emrettiğin kadar para getireyim ben sana. Sen yeter ki beni bağışla. Ulan sen benim sözümü paraya sattığımı gördün mü? Abi estağfurullah. Ulan ben kime sıkacağım demişim de vazgeçmişim. Ha? Abi dağda benim sana o kadar faydam oldu. Hem beni öldürüp eline ne geçecek ki? Kes. Ağlama. Al. Gözünü sil. Gözün doysun. Doğru söylüyorsun. Seni öldüreceğim de elime ne geçecek? Ama şimdi söz de verdik bir kere. Şimdi bizim bir kurban kesmemiz lazım ki sözümüz yere düşmesin. Kimi istiyorsun abi? Suriyeli. Sıraç. Bak 20 saatin daha var. Abi yapma etme ne olur. Ben o adamı nasıl getiririm? Vallahi olmaz abi. Sus lan. Aç bakayım şu ağzını. Aç. Yeşiliye de beynin açılsın. Hadi yürü. Hadi yürü git. Savcı hanım, dinlemelerde önemli bir şey tespit ettik. Bakayım. Acil geldim, tapeye dökemedik efendim. Buldunuz mu bir şey? Abi Kara mekandan kaçmış. Ne zaman kaçmış? Çocuklar sabah yanına girmişler, yok. Ferman'ı duymuşsa onun için kaçmıştır. Konuşmadın mı savcı hanımla? Savcı hanım beni görünce bırakacağı var. Polat Alemdar hakkında işlem yapalım mı? Bekleyin. Karayı bulduğumuzda işlemi yaparız. Sizin dışınızda bundan bilgisi olan var mı? Yok efendim. Kimse bilmesin. Alabilir miyim efendim? Bende kalsın. Çıkabilirsin. Bir tane daha yazıyorum. Kimsiniz lan siz? Ne yapıyorsunuz burada? Hastanın dikişlerini almaya geldik. Kime sordun? Birine sormama gerek yok. Dikişlerin alınması gerekiyor. Bu odadaki senin hastan mı? Sana ne onun dikişinden? Memati Bey, doktorunun acil bir işi varmış. Benden rica etti. Ben de bu hastanenin personeliyim. Artık değilsin. Ben size dikiş atmadan basın gidin. Yürü! Memati Bey, arkadaşlar en güvenilir personelimiz. Panik yapacak bir durum yok. Bu doktorun karısı var mı Hüsnü? Çocuğu var mı? Muhtemelen vardır efendim. Bunun karısı çocuğu nerede biliyor musun? Muhtemelen lüks bir rezidansta. Doktorlarımıza iyi maaş veriyoruz. Karısının, çocuğunun nerede olduğunu bilmediğin bir adamı bu kata sokmayacaksın Hüsnü. Zaza'nın gölgesi o rezidansta dolaşsa, bu senin en güvendiğin doktor, karısını, çocuğunu, seni de beni de keser. Paranoyak bir yaklaşım ama haklısınız. İçinde bulunduğumuz ortam tamamen paranoyak davranmayı gerektiriyor. İlaçlar yüzünden efendim. Zamanında ben de paranoyaktım. Beni ilaçlar bitirdi. Hele bir sarap var. Onu içtiğim zaman Zaza'yı karşımda görsem kayıp amcam diye boynuna sararım. Ki benim amcam yok. O derece yani. Zaza ölene kadar size hap değil uyku bile yok. Herkes gözünü dört açacak. Transfer ediyorum. Baksana. Sen niye kendin getirmiyorsun? Bu yapacağımız iş için 3 kişi yeter. Ben senin için söylemiştim. Polat Alemdar'ı gözünüzde fazla büyütüyorsunuz. Ayrıca açığa çıkamam. Kaç yıldır buraya girebilmek için uğraşıyorum. Abi yukarıda. Sen ne yaptın? Güzergahı belirledin mi? Tamamdır. Polat Alemdar. Doktor öldü. Kurtulamaz orada. Ya konuşursa? Ölür yine de konuşmaz. Atın silahları, yoksa vururum. Bırak! Bırakın silahları. Vururum. Ben bu adamı daha önce gördüm. Ama nerede? Baba Elif! Baba Elif! Baba Elif! Yaşlar hayatım. Allah uzun ömürler versin evladım. Sağ ol baba. Nice yıllara evladım. Sağ ol anacığım. Yaş günün kutlu olsun oğlum. Hadi pastamızı yiyelim. Gel hadi. Hadi buyurun. Bir dakika. Polat Alemdar'ın evini gözetleyen Joseph'in adamları bunlar. Hadi. İncili. Babacığım çok teşekkür ederim. Çok güzel. Gerçekten. Bunu aç. Bakalım bu kiminmiş? Polat. Bakalım. Hop. Annemin. Anneciğim benim, teşekkür ederim. Nice senelere yavrum. Şuna bir bakalım. Polat, onu aç. Evet, şimdi onunkini açalım. Teşekkür ederim. Mutlu yaşlar. Evet, bir de şuna bakalım. Ya Polat. Ne zahmet ettin. Ellerinle mi yaptın? Ne zahmeti oğlum. Güle güle kullanırsın. Sağ olasın. Bu kimin ya şimdi? Bilemedim. Burada bir şey var sanki. Bakalım neymiş bu? Happy birthday. Happy birthday. Ne? İçi açılıyor. Kim bunlar ya? Nazife ninem, Ömer dedem, İnci, ben, sen. Çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Benim doğum günüm, senin ölüm günün kutlu olsun. İstanbul seni akıllandırmış. Ben dedim bu gelmez. Birilerini araya sokar. Ben de mecbur aradakilerle birlikte kafasına sıkarım diye düşünüyordum ama... Abi, Suriyeli'yi bulmak o kadar zor oldu ki... onu bulmak için yedirdiğim parayla bütün Suriye'yi satın alırdım. Sattın mı ulan beni Suriyeli'ye? Abi sen de beni amma yanlış tanımışsın ha. Ben adam satar mıyım hiç? Ulan kaypak. Şimdi yaptığın hareket ne? Abi, herif psikopat. Örgüt bile gebermesini istiyor. Yani ben şimdi örgüte mi çalışıyorum? Estağfurullah. Öyle demek istemedim. Kes lan kes. Uzatma. Sen şimdi bana Suriyelinin bulunduğu yeri söyle. Abi, bulunduğu yeri bilmiyorum ama... çok büyük bir eylem yapacağını öğrendim. Ne zaman? Hikmet'i çağırmadınız mı baba? Haber verdim evladım ama memleketin gündemi çocuğu televizyonun karşısından kaldırmıyor. Kim bilir şimdi o Suriye'de midir, Almanya'da mıdır, İran'da mıdır? Asıl gündem bende. Şunu alıp geleyim baba. Al bunu. Eksiği yemeyeceğim. Be